Judge thank very much for coming to Amerika'nın sesine geldiğiniz için teşekkür ederiz Yargıç Oskandin. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de hukuki konularda işbirliğini geliştirmeye amaçlayan görüşmeler yaptınız. Nasıl geçti görüşmeleriniz? Well, first of all, I was a guest of the Minister of Justice. Türkiye'ye Adalet Bakanlığı'nın daveti üzerine gittim ve gerçekten çok iyi ağırlandım. Türk hukuk sistemini daha yakından görme imkanı buldum. Türk hukuk sisteminin diğer adli sistemlerle daha yakın ilişki kurmak istediğini gördüm. Bunun bence en büyük nedeni Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci içinde olması. Bu sürecin gerektirdiği bir takım değişikliklere doğru gidilmesi. Ayrıca Türkiye gibi çok güzel bir ülkede bulunmaktan ve son derece iyi ağırlanmaktan çok mutlu oldum. Hukuk sistemleri çok farklı olduğu için soruyorum. Türkiye ile Amerika arasında hangi hukuki konularda daha çok işbirliği potansiyeli görüyorsunuz? It Çok çeşitli konular var. Öncelikle İngilizce merkezlerinin geliştirilmesine bakanlık büyük önem veriyor. Çünkü İngilizce giderek daha da uluslararası bir dil haline geliyor. İkincisi, Türk yargıçları ve savcılarının Amerika'da mahkemelere girip izlemeleri konusu var. Amerika ve Türkiye'deki hukuk sistemleri çok farklı olsa da önemli olan farklı bir sistemin nasıl işlediğini görmeleri. Bundan fikir alabilirler. Davaları yönetme şeklini, süreci kontrol etme yöntemlerini görmek yararlı olabilir. Kimi zaman bir davayı sonuçlandırmak ve karara varmak yıllarca sürebilir. Adli süreci daha etkin hale getirecek şekilde mahkeme sürecini hızlandıracak teknikler konusunda da işbirliği yararlı olur. Türkiye ziyaretinizden önce Türk hukuk sistemini incelediğinizi ve araştırdığınızı tahmin ediyorum. Genel izleniminiz ne oldu? Geliştirilmesi gereken alanlar var mı? Amerika özellikle hangi konularda Türkiye'ye yardımcı olabilir? Well, İki ülkenin hukuk sistemleri arasında çok temel farklılıklar olduğunu unutmamak gerekir. Biz bütün hukuk sistemimizi, temel adli prensiplerimizi İngilizlerden aldık. Medeni hukuktan çok örf adetler hukuku diyebileceğimiz bir sistem bu. Türkiye'de ise medeni kanun dediğimiz hukuk sistemi uygulanıyor. Temel fark bu. Ancak kanıt bulma, Karar için uzun süre beklenmesini önleyen mekanizmalar oluşturulması gibi konularda paylaşabileceğimiz teknikler var. Ceza hukukunda da savcılığa düşen rol konusunda ciddi bir fark mevcut. Bütün bu farkların bilincinde olmak koşuluyla bilgi ve deneyim paylaşımı yapmamız mümkün görünüyor. O zaman Türk yetkililerin Amerika ile daha geniş işbirliği yapma konusunda istekli olduklarını gördünüz. I Gerek Adalet Bakanlığı gerek Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndaki görüşmelerimde bu konuya büyük ilgi olduğunu gördüm. Davaların uluslararası standartlara uygun olarak yapılması konusuna önem veriyorlar. Bunun Avrupa Birliği üyeliği süreciyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ceza hukuku veya medeni kanun davalarının nasıl görüldüğü, bu davalarda delillerin nasıl değerlendirildiği, temiz sürecinin nasıl işlediği, gerekli kayıtların nasıl tutulduğu gibi çok çeşitli konularda istedikleri takdirde işbirliği yapmamız mümkün görünüyor has been recently by international Türkiye son zamanlarda uluslararası hak ve özgürlükleri savunan kuruluşların eleştirilerine hedef oluyor. Davaların çok uzun sürmesi önemli bir eleştiri konusu. Bu konuda bir anlayış geliştirme açısından bilgi alışverişi yapılabilir mi? Türkiye'deki sistemi eleştirecek konumda değilim. Türk hukuk sistemindeki Türk liderler davaların yürütülmesinden sorumludur. Biz adaletin bağımsızlığını kuvvetle destekliyoruz. Bu bizim için kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlı olarak hükümetle adli sistem arasındaki demokratik bağımsızlığa uymak anlamına geliyor. Yani siyasi kurumlarla adli sistem arasındaki bağımsızlığa çok önem veriyoruz. Hukuk sistemlerimizin farklı olmasına rağmen bilgi alışverişinde bulunmak, karşı taraftan öğrenmek ve onları bilgilendirmek isteriz. Buradaki temel nokta hukuk bağımsızlığı. Hukukçuların, yargıçların, adli yetkililerin hükümet ve siyasetten bağımsız olması gerekiyor. Buna kuvvetle inanıyoruz. Türkiye parlamenter sistemle yönetiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık sistemine geçilmesini istediğini açıklamış durumda. Bunu destekleyenler olduğu gibi eleştirenler de var. Amerika'daki başkanlık sisteminin temeli nedir? Bu sistem Türkiye'ye uyarlanabilir mi? Amerika'da başkanlık sistemi kuvvetler ayrılığına dayanır. Demokrasilerde bu prensip üzerine kuruludur. Yasama, yürütme ve yargı sistemlerinin bağımsızlığına dayalıdır. Parlamento ya da kongre tek yetkili değildir. Hükümet tek karar mercii de değildir. Cumhurbaşkanı da aynı şekilde bütün yetkileri elinde tutamaz. Karar vermek için bu üç unsur arasında geniş bir uzlaşma gerekir. Bu da demokratik bir ortam için şarttır. Bu kuvvetler birbirlerini denetler. Bir karşılaştırma yapmak için Türkiye'de önerilen başkanlık sistemiyle ilgili ayrıntıları bilmek gerekir. Ancak önemli olan demokrasiye uygun ayrıntıları açıkça belirlenmiş bir sistem oluşturulmasıdır. Amerika'nın uzun bir demokrasi geçmişi var. Bu açıdan Türkiye daha yeni bir demokrasi. Well, our form of government was enacted in 1789. The, the... Yönetim sistemimiz 1789 yılında işlerlik kazandı. Ülkenin kurucuları 1787 yılında anayasayı hazırladı ve 1791'de Haklar Bildirgesi onaylandı. Özetle bizim uyguladığımız sistem 200 yılı aşkın bir geçmişe sahip. Elbette kusursuz değil. Zaman zaman sorunlar yaşandığı oluyor. Ancak bugüne kadar bizim için uygun bir sistem olduğunu gördük. Başka ülkeler için uygun olmayabilir. 30 yıllık bir hukukçu olarak bu sistemin iyi çalıştığına inanıyorum. Bu konuyu ele alırken her ülkenin kendi konumuna ve bugüne nasıl geldiğini kültürüne bakması gerekiyor. You have Üniversitelerde ders veren bir akademisyensiniz aynı zamanda. Amerika ile Türkiye hukuk sistemleri farklı olsa da bu alanda da işbirliği yapabilirler mi? Oh, I was told... Ankara'daki görüşmelerimizde umut vaat eden Türk yargıçların Almanya, İngiltere ve Amerika'da bir yıl lisansüstü hukuk eğitimi almasına büyük ilgi gördük farklı hukuk sistemlerini incelemeleri, karşılaştırma yapmaları ve birbirlerinin deneyimlerinden yararlanma, farklılıklara karşı duyarlı olma fırsatı bulurlarsa bu bütün taraflar için çok yararlı olur. Çok teşekkürler Yargıç Oskenlin. Konuğumuz olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için. Thank you.